Merhaba gençliğin gözyaşları. Şimdi de geldik çemberin analitik incelenmesinin klasik soru tarzlarına. Yani her soru bankasında görebileceğiniz soruları çözeceğiz şimdi dostlarım birlikte. Haydi bakalım, vira bismillah diyorum. Birinci sorumuz ve ikinci sorumuz gözümüzün önünde. Diyor ki, düzlemde denklemi ile verilen doğru kelimesini okudum. Denklemiyle verilen çember kelimesini okuduğunda ne yapacaktım bu iki kelimeyi bir soruda okuduğunda? Hemen merkezin doğruya uzaklığını bulacaktık dostlarım. İlk iş buydu. Ne sorduğunu umursamıyorduk çünkü. Direkt bulalım. Merkezi, bu adamın merkezi, şuranın ters işaretlisiydi, şuranın ters işaretlisiydi. Yani eksi 3'e eksi 1'miş dostum. Hemen doğruya olan uzaklığını buluyorum. Yukarıda mutlak değer, aşağıda kareköktü. Milyonlarca çözdük bu sorudan. O yüzden açıklamadan hızlı hızlı çözeceğim şimdi. Hemen x yerine eksi 3, y yerine eksi 1, bir de eksi 4 var. Buraya da 1'in karesi, 1'in karesini yazdım. Bakalım ne geliyor? Eksi 4, eksi 4'ten eksi 8, yani 8 diye çıktı. Bu da kök 2 oldu. 4 kök 2'ymiş bizim merkezimizin doğruya olan uzaklığı. Peki bu adamın yarı çapı ne kardeşim? Hani şurası yarı r kareydi ya. Demek ki r dediğim şey de 3 kök 2'ymiş. Bunu da söyleyelim. Şimdi resmi bir çizelim isterseniz dostlar. Şuraya çizeyim. Elimde bir çember var. Merkezini biliyorum bu çemberin. Elimde bir tane doğru var. Merkezin doğruya olan uzaklığı 4 kök 2. Çemberin yarı çapı 3 kök 2. O halde kaldı mı şuraya kök 2? Peki, tabii şunu da uzatalım şöyle. Burası da 3 kök 2 değil mi yarı çap? Ne diyordu? Birbirine en yakın iki noktası. Bakın doğru ile çemberin birbirine en yakın iki noktası, en uzak iki noktası dediği zaman hemen merkezden doğruya dik indiriyorduk. Burası işte benim aradığım en kısa uzaklıktır dostum. Dolayısıyla kök 2'dir. En uzağa sorsaydı bunu devam ettirip çapın diğer ucundaki mesafeyi alacaktım. Şurayı ölçecektim bu durumda. 7 kök 2'dir diyecektim dostlarım. En uzak mesafesi ise. En yakını sorduğu için kök 2'yi paketledik. Peki hadi bakalım şimdi gelelim. Diğer soruyu okuyalım bakalım bu ne diyormuş. Dik koordinat sisteminde bilmem ne merkezi ve 5 birim yarıçaplı çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinatları toplamı kaçtır? Eyvallah. Hadi yazalım şimdi çemberin denklemini. Şöyle olmayacak mı kardeşim? X eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir yarıçapın karesi, yani 25. Ne diyor? Y eksenini kestiği nokta. Biz ne öğrendik analitik geometride? Bir şeyin y eksenini kestiği noktayı bulmanın yolu x'e 0 vereceksin dostum. Çemberde de bu şekilde olacak o zaman. X'e 0 vereceğim. Verdim x'e 0. Eksi 3 karesi oldu 9 artı y artı 2'nin karesi eşittir 25 geldi. 9'u bu tarafa gönderelim. Y artı 2'nin karesi eşittir 16 oldu. Lan neyin karesi 16'ydı? Ya eksi 4'ün ya da 4'ün. O halde y artı 2 bir 4'e eşitlenecek. Y artı 2 bir de eksi 4'e eşitlenecek dostlarım. 2'yi buraya gönder. Y'nin birinci değeri 2 çıkar. 2'yi buraya gönder. Y'nin ikinci değeri eksi 6 çıkar. Bize de toplamlarını soruyormuş bu kerataların. Eksi 4 yaptı toplamları. Paketledik. Geldik bir sonraki soruya. 3. Bakalım ne diyor? Analitik düzlemde denklemiyle verilen çember ile çemberin dışındaki noktası veriliyor. Buna göre P noktası ile çemberin P noktasına en yakın noktası olan K noktası arasındaki ne kadar nokta kelimesi kullandı ya. Gel bir resim çizelim kardeşim. Elimizde bir çember varmış. Biz bu çemberin merkezinin koordinatlarını biliyoruz. Eksi 4'e 1. Eksi 4'e 1. Yarı çapını biliyoruz. Şu karesiydi. Yarı çap 4. Dışında bir P noktası varmış. Neymiş bu? 8'e eksi 4'müş. En yakın, en uzak diye bir şey sorulduğunda hemen merkezle bu noktayı birleştirdim. Şurayı da uzatalım. İşte bu nokta ile çemberin bu noktaya en yakın noktası K'ymış. Bana da
neyi soruyor? En yakın noktasına K noktası arası uzaklık. P ile K arası uzaklığı soruyor. Burayı soruyor dostlarım o halde. Peki. Çemberin yarıçapı 4'tü, şurası 4. Gelin bir de biz P noktasıyla M noktası arasındaki uzaklığı hesaplayalım hemen. Kök içinde 8 eksi eksi 4'ten 12'nin karesi. Eksi 4 eksi 1'den eksi 5'in karesi. 5, 12, 13'ü gördün mü dostum? Kısaca demek ki bunların arasındaki mesafe, yani M ile P arası uzaklık 13'müş. 4'ü buradaysa, aha benim aradığım yere 9 kaldı. Burası en kısa mesafeydi değil mi? En yakın nokta. En uzağa sorsaydı şurayı bulacaktık değil mi? 13, bir de 4'ü ekleyecektik, 17 diyecektik. En kısayı sorduğu için 9. İki soru daha var karşımızda. Çemberi ile üzerindeki noktası veriliyor. Bu noktadan geçen çapın öteki uç noktasının koordinatları. Çizelim resmini dostum. Böyle okudun mu anlamıyorum ben. O yüzden resim çiziyorum kardeşim. Şimdi bir çapı varmış bu keratanın. Tabii ki merkezi de var. Gösterelim mi merkezi hemen? Neydi? X'in katsayısı. Yok hocam, sıfırmış demek ki. Demek ki yarısının ters işaretlisi de sıfır. Y'nin katsayısı -6, yarısının ters işaretlisi 3. Merkezi bulduk. Çapın bir uç noktası var. K'ymış burası. Eksi 2 kök 2'ye 4. Bir de diğer uç noktası var. Hadi buraya da T diyelim. Diğer uç noktanın koordinatları toplamını soruyor. Kardeş, bu merkez tam ortada değil miydi lan? Şimdi bunun ortada olduğu, ortadaysa bunlar, tam ortadaysa, orta nokta formülünden ben X ile eksi 2 kök 2'yi topladığımda ve 2'ye böldüğümde orta noktanın apsisini, yani sıfırı buluyorum. Hemen 2'yi buraya attım. X eksi 2 kök 2 eşittir 0. Demek ki X eşittir 2 kök 2'dir dedim. Demek ki benim üç noktamın, diğer uç noktanın apsisi 2 kök 2'ymiş. O halde bu değil. Bu değil. Şunlardan biri. Şimdi Y'yi bulalım. O zaman Y ile 4'ün toplamının yarısı 3 olacak. Orta nokta 6. Y artı 4 eşittir 6. Y eşittir 2 geldi. Ordinatımda 2 olacakmış. Cevap Adana'dan çıktı. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç noktasından uzaklığı 5 ile 7 birim arasında olan noktaların kümesini belirtir diye soruyor dostlarım. Gelin şimdi bu kümeyi bir gösterelim. Şimdi başlangıç noktasından 5 birim uzaklıkta ve 7 birim uzaklıkta. Şurası 5 olsun. Şurası da 7 olsun. Şöyle gidiyorlar değil mi? Bu 5 birim uzaklıktaki noktaları şöyle çizersem bunlar bir çember belirtir şöyle çizdiğimde. Bir sürü nokta var tabii, şöyle sonsuz tane. Bir sürü nokta böyle çizdim çizdim. Bunları birleştirdiğinde yarıçapı 5 olan bir çember. Bir de 7 birim uzaklıktaki noktalar. Yani aynı şekilde 7 birimi de çizdiğin zaman o da 7 birim, şöyle yarıçapı 7 birim olan bir çemberi belirtiyor. Bana da diyor ki işte 5 ile 7 arasındaki noktaları, yani şuradaki noktaları söyle bana diyor. Şunları ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Hocam demek ki benim işim merkezi orijin olan, yani x kare artı y kare, yarıçapı 7 olan çember, ki buraya 49 yazıyorum ama bundan küçük olan yerleri alacakmışım diyorum. Çünkü bundan küçük olanları istiyor. Ve merkezi yine orijin olan, yani x kare artı y kare ve yarıçapı 5 olan, ki buraya 25 yazmalıyım, eşittir 25 demeliydim. Ama bundan da büyük olan yerleri al diyor. 25'ten de büyük olanları aldım dostlarım. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Bu çemberden küçük, bu çemberden büyük. Diyor ki doğrularına teğet ve merkezi bilmem ne olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Gel yine resim çizelim. Koordinat düzlemini çizdim. Şimdi farklı renkler kullanalım. Hep aynı renkle çözmeyelim. X eşittir 11. Şu. X'in 11 olduğu yerden x eksenine teğet olan, bir de x eşittir 3. X'in 3 olduğu yerden x eksenine teğet olan çember. Şimdi bir de çemberimizi çizelim dostlarım. Yeşille çizelim onu. Şimdi bunlara teğetmiş senin çemberin. Şöyle bir şey olabilir değil mi kardeşim? Aha. Tabii sadece bu olmayabilir. Yani milyonlarca seçeneğim var. Şöyle de olabilir. İkisine birden teğet olsun da. Biz bir sürü çizerim burada. Aha, aşağıdan çizeyim bir tane. Ama burada önemli olan şu. Merkez her zaman şu ikisinin tam ortasında olacak dostum. Her zaman ikisinin ortası ve senin çap dediğin yerde şu aradaki mesafe olacak. Yani 3 ile 11 arasındaki uzaklık 8 birim olacakmış. Yarı çapım 4 olacak. Demek ki R eşittir 4.
R 4 ise eşittirin sağında 16 yazacaktı. Şununla şunu sildim şimdi. 3 şıkka düşürdük. Merkezin ordinatı 2 ya. Y eksi 2'nin karesi yazacak eşittir 16 diye. Y eksi 2'nin karesi olacaksa C şıkkı da gitti bak. Geriye kaldı Adana ile Bursa. Salla gitsin. Hangisi çıkarsa %50 şansım var. Ama biz tabii doğru cevabı da bulalım. Bak merkezin apsisini bulacağım şimdi dostum. Apsisini. Merkez mesela şurada olsun. Şu çemberi alalım. Merkez bu. Ordinatı neymiş? 2. Şurada bir yerde olsun 2. Apsisi neymiş? Onu buluyoruz. Apsis de şurası değil mi kardeşim? Merkezin apsisi. Şurası da zaten hani yarıçapımız 4'tü. 4'tü ya burası. Bak şurası 3 zaten. 7 oldu mu kardeş? 7'ye 2 noktasıymış merkezin koordinatları. Zaten buradaki sonsuz tane çemberlerin hepsinin merkezinin apsisi 7'dir dostum. Çünkü şu çizginin üstündedir hepsinin merkezi. Demek ki x eksi 7 ile devam edeceğiz. O zaman Adana'yı işaretledik. Geldik bir sonraki sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız dostlar. Bilmem ne ve bilmem ne doğrularına teğet. Aha yine. Bak aynı doğrulara teğet dedi. Hadi gel resmini çizelim mi bunun kardeşim? İlk önce şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Şöyle çizdim koordinat düzlemini. Sonra neydi bunlar? Y eşittir 3. Şu olsun mesela y'nin. Y eksenine dik olacak. 3 olduğu yerden geçiyor. Bir de y eşittir eksi 1. Yine y'ye dik. Böyle bir çember var elimizde dostlarım. Ve bizim çemberimiz de şu olsun hatta. Şöyle bir şeymiş mesela. Bilmiyoruz ya tam nerede olduğunu. Şurada da olabilir bizim çember. Bu ikisine teğetmiş sadece. Bildiğim şey bu. O halde çemberimin çapını biliyorum artık ben. 3 ile eksi 1 arasındaki uzaklıktır. Yani 4 birimdir çap. O zaman yarıçap 2 birim olur kardeşim, değil mi? Yarıçap 2 ise eşittirin sağında karesi yazacağı için eşittirin sağında 4 yazacak dostlar. Tamam. 3 şıkka düşürdüm. Şimdi merkezi söyleyelim bir de. Merkezde bu ikisinin tam ortasında olacaktı. Yani eksi 3 ile eksi 1'in tam ortası. 4 birim ya, 2 birim buradan aşağıda, 2 birim de buradan yukarıda olacak. 3'ten 2 düşersem 1 oldu bak. Demek ki merkezin ordinatı 1 olacak kardeşim. Merkezin ordinatı 1. Apsisini bulacağız şimdi. Ordinatı 1 ise y eksi 1 olacak. Tamam, buradan bir şey eleyemedik. Gelin apsisini bulalım. Şimdi merkez bu doğrunun üstündeymiş. O zaman y yerine 1 yazalım. Apsisini bulalım. Eksi 2 bu tarafa attım. Bak x de 2 çıktı. Demek ki x eksi 2'nin karesi diye başlayacak. Cevap Ceyhan. Geldik buna. Ana üstte başka çözmediğim soru yok değil mi? Heh, sağda da soru vardı ya, onu belki yukarıda da vardır dedim. Doğrularına teğet ve merkezi doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi. Dostum artık üçüncü kez çözüyoruz bu soru tipinden. İki tane eksenlere dik doğru var. Hemen resmini bir çizelim bunun kardeş. Şöyle. Şurada gösterelim. Şimdi ne diyordu? X eşittir 9 ve x eşittir eksi 1. Şimdi eksi 1 burası olsun. 9 da şurası olsun. Bunlara teğet olan bir çember çizeceğiz. Aha da çizdim. Bir tane rastgele çizdim kafamdan. İkisine teğet olsun. Çünkü amacım şu. Şunu görmek. Yani çap dediğim şey, merkez dediğim şey burası. Bunu göstermek. Çemberin altta, yukarıda, sağda nerede olduğunu bilmiyorum. İkisinin arasında olsun. Teğet olsun yeter benim için dostum. Peki eksi 1 ile 9 arasındaki mesafe 9 buradan 1 de buradan geldiği için 10 birim. Demek ki şurası 5 5 diye bölündü. Yani benim yarı çapım 5'miş. O halde eşittirin sağında 25 yazacak diyorum. 2 şıkkı eledim buradan dostlarım. Peki merkezimizin şuradan aşağı indirdiğimiz diklik. Şurası tam ortaya düşecek değil mi? 5 5 diye ayırdı ya. 10'du. 5 burası. 5 de burası olması için şuraya 4 yazdım. Bak merkezin apsisinin 4 olduğunu buldum dostum. Merkezin apsisi 4'müş. Apsisi 4 ise x eksi 4 diye başlayacak. Ana gitti 2 şık daha. Hiç y'yi bulmaya gerek kalmadı. Cevap Adana'dan çıktı bile dostum. He, tabii ki 2 şık arasında kalsaydık ne yapacaktık? Bir de x'i getirip burada yerine yazacaktık. X yerine 4 yazıp y'yi bulacaktık. 4 yazsam bak 4 bölü 4'ten 1. Bir daha 2 geliyormuş. Demek ki ordinatım da 2'ymiş. Y eksi 2 diye devam edecek deyip Adana'yı yine işaretleyecektik tabii ki.
Evet, bakalım bu ne diyor? Olan çemberin doğrusuna teğet olması için M ne olmalıdır diye bir soru sormuş bize dostlar. Çok güzel. Hadi gelin şunun bir merkezini bulalım mı biz kardeşler ya? Bak X'in katsayısının yarısının ters işaretlisiydi 3. Y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisini alacağım ama Y yok. O zaman katsayısı 0'mış. 3'e 0'mış merkezi dostum bunun. Şimdi bunun bir resmini çizmeye çalışsak lan biz. Şöyle bir şey değil mi kardeş bu? Şimdi y eşittir 3 doğrusu şu. Senin elinde bir çember var. Merkezi 3'e 0. Şurada bir yerde olsun mesela 3'e 0. Attık bunu. Bu da y eşittir 3 doğrusu olsun. Şurası yani 3 birim. Şöyle. Şurası da 3 birim tabii ki. Şimdi buna teğet olan bir çember çizeceksin. Şöyle bir çember. Lan ister istemez yarıçapı 3 olmuyor mu bunun kardeşim? Bak görüyorsun değil mi? Yarıçapı 3. Şöyle bir çember oldu dostum bu. Yarıçapı 3 olan bir çember oldu dostlar. E şimdi buna göre konuşursak şimdi bir sürü seçenek geliyor artık aklıma kardeşlerim. Çemberi çizdik ya. Bundan sonra çözümü kolay. 1. Şu nokta yani orijin denklemi sağlayacak kardeşim. M'yi 2 bulursun buradan. 2. Başka bir nokta bulurum. Aha şu. Burası da 3 olduğu için 6'ya 0 denklemi sağlayacak. Yerine yazarım M'yi bulurum yine diyorum. Başka şu nokta 3'e 3 yine denklemi sağlayacak derim falan filan. Seçenek bol yani kardeşim. Biz bir de şöyle yapalım arkadaşlarım. Şimdi merkezin hani hiç bu şekli çizmedik diyelim. Hani normalde yazılı sınavda falan nasıl çözeceğiz? Şimdi biz hep test sınavına göre çözdük. Böyle pratikler gördük ama bazen hocalar yazılı sınavda böyle uzun çözümler istiyorlar ya. Bir de onu yapalım. Şimdi dostum merkezi bulduk yine zaten. Şimdi ben merkezin bu doğruya uzaklığını bulacağım kardeşim. Şu doğruya olan uzaklığını bulalım. Hadi bulalım. Şimdi elimde bir merkez noktası var 3'e 0. Bir de buna teğet olan y eşittir 3 doğrusu. Yani y eksi 3 eşittir 0 doğrusu var. Şimdi bu buna teğetse şurası senin yarıçapın r. Demek ki benim yarıçap dediğim şey aslında bu noktanın bu doğruya uzaklığıymış kardeşim. O halde hemen noktanın doğruya uzaklığı formülünü kullanıp bulalım şunu bir. X yerine 3 yazacağım. X yok. Y yerine 0 yazacağım. Bir tek eksi 3 kalıyor. Buraya da X'in katsayısının karesiyle Y'nin katsayısının karesini yazacaktık dostlarım. Eksi 3 bölü mutlak değer dışına 3 diye çıktı. Bölü 1'den 3 geldi yarıçapım. Yarıçap 3'müş. Tamam hocam. Peki yarıçapı bir de şu formülden bulalım dostlarım. Hani R eşittir bölü 2 kök deltamız vardı ya. Delta b kare d kare 36 e karemiz yok 0 eksi 4f yani eksi 4 çarpı m eksi 2'dir. Bu kök delta yazdık deltayı bölü 2'den bu senin yarıçapın yani eşittir 3 olacak. Düzenleyelim 36 eksi 4 tane m eksi 2'nin kare kökü eşittir 2 kere 3 6'ya. Hadi gel her iki tarafın karesini alalım. Kök gitsin. 36 eksi 4 tane m eksi 2 eşittir 36 oldu. 36'lar da gitti. Eksi 4m artı 8 eşittir 0 oldu. 4m eşittir 8'den m eşittir 2 bulduk. Bak bu da yazılı sınav için uzun uzun tüm analitik formüllerini kullanarak çözdüm. Ama az önceki çözümümde daha çakalca, daha kısaca çözmüştük. Geldik buna. Çemberi, gel bu çemberin bir merkezini bulalım. Eksi 2'ye 3'tür. Yarı çapı da kök 2'dir. Orijin etrafında saat yönünde yani negatif yönde diyor dostum. 90 derece döndürün diyor. Tamam. Bir çemberi döndürmenin yolu, bak bir çember dönünce sadece merkezinin koordinatlarını değiştirin dostlarım. E yarı çapın boyu değişir mi? Yani uzunluk değişir mi sen bir şeyi döndürdüğünde? Değişmez. Sadece noktaların yeri değişir. E biz de o zaman sadece merkezin koordinatlarını değiştirelim, döndürelim. 90 derece diyorsa 90, kaç diyorsa artık. Sonucu bulalım. Şimdi negatif yöne döndürme neydi? Yer değiştiriyordum. Sadece x bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. 3'e 2 oldu o zaman yeni merkez. E yarıçap değişmedi. Yine kök 2. O zaman eşittirin burası yine 2 olacak. Tamam. Buradan bir şey eleyemedik. Denklem x eksi 3 diye başlayacak. Şu gitti, şu gitti, şu gitti. Y eksi 2 diye devam edecek. Şu gitti. Denizli'den geldi cevabımız. Evet.
11 ve 12 numaralı sorulardayız. Denklemiyle verilen çemberin yarıçapı 6 olduğuna göre m kaçtır? Yarıçapın formülünü kullanmamızı istiyor arkadaşlarım. Yarıçap şöyleydi. Bölü 2 kök içinde de d kare 36 e kare 196 14'ün katı. Artı değil, eksi 4f'ydi. Eksi 4m yani. Bu da 6'ya eşitmiş. O halde hemen toparlayalım. 36 artı 196 eksi 4m'nin karekökü eşittir 12. Her iki tarafın karesini aldım. 36 artı 196 eksi 4m eşittir 144 oldu. 144'ü 196'dan çıkaralım bir. 196'dan 144 çıkartalım. 2, 5, 0. 52 olur burası. 52 ile de bunun toplamı 88 eşittir 4m'yi de bu tarafa attım. 4'e bölersem de m 22 geldi. Geldim buna. Merkezi bu ve y eşittir 5 doğrusuna teğet olan çemberin denklemi nedir? Bir kere merkezini vermişse x eksi 2 ile başlayacak bizim denklem. Şunlar gitti. Y eksi 1 ile devam edecek. Tamam, bunlar dursun. Şimdi ne diyor? Elinde bir çember var, bir de doğru var. Ve çember doğruya teğetse ne demiştik? Senin yarıçap dediğin şey aslında merkezin bu doğruya uzaklığı olacak. O halde gel merkezin y eksi 5 eşittir 0 doğrusuna uzaklığını bulalım. Bu da yarıçap olacak. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. X yerine 2 yazacağım, x yok. Y yerine 1 yazdım, eksi 4 geldi burası. Buraya da x'in katsayısının karesi, y'nin katsayısının karesi 1 geldi. 4 bölü 1'den 4 çıktı. Bu neydi? Benim yarıçapım. O halde eşittirin sağında 16 yazacak dostlar. Evet, geldik bu soruya. Çemberinin orijine en yakın noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir? Dostum, olay şu. Elinde bir çember var diyor. Şimdi bunun merkezini biliyorsun. Neymiş? 12'ye 5. Tamam. Bir tane de nokta var ki nokta da bizim orijin. Tanıdık bir nokta yani, yabancı değil. Yarı çapında 9 birimdir diyor. Peki. İşte diyor ki sana bu noktanın çembere, yani orijinin çembere en yakın noktasının şurası yani. Bu çemberin orijine en yakın noktası burası. Orijine uzaklığı nedir? Yani sana burayı soruyor. Biz şimdi ne yapacağız? Merkez ile orijin arasındaki uzaklığı bir bulacağız. O da kök içinde x'ler farkı 12-0'dan 12'nin karesi, 5-0'dan 5'in karesi, 5-12'den 13'tür kısaca diyeceğiz. Şurası 13 birimmiş. 9'u buradaysa 4 de buraya kaldı dedik dostlarım. Geldik buna. Çemberinin x ekseninden ayırdığı kirişin uzunluğu kaçtır? Dostum, birkaç farklı yolla çözebiliriz biz bu soruyu. Mesela şöyle yapabiliriz. Çemberin, hani şimdi şöyle çizelim, bir çember var. Şöyle bir şekil olabilir. Bilmiyorum ya, bu tarafta da olabilir. Nerede olduğunu bilmiyorum. X ekseninde bak, ayırdığı kiriş dediği yer şurası kardeşim. Şunun uzunluğunu istiyor bizden. Seçenek bol dostlarım. Bir sürü şekilde değişik değişik çözebiliriz. Mesela merkezini bulup, yarı çapını bulup buradan çözebilirim. Çemberde uzunluk yaparak çözebilirim. Şu geliyorsa aklına, en kolay da şöyle çözülür. Çok uzatmayacağım ben dostum, hemen söyleyeyim. Dostum, şunlar x eksenini kestiği noktalar değil mi? Yani bu noktaların y'leri 0. Apsislerini bulalım gelin. Hemen y yerine 0 yazıyorum, bakalım x ne çıkıyor. Y yerine 0 yaz, x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 olur. Bu da 5'e 1 diye ayırsam, şöyle eksi 5'e 1 diye ayırdım. Toplamları bunu verdi, çarpımları bunu verdi. Demek ki bir 5, bir de eksi 1'miş kestiği noktalar. Bir eksi 1, bir de 5'miş dostum. Eksi 1 ile 5 arasındaki uzaklık da 6'dır. Şekle aldanmayın, tamam mı? Şöyleymiş meğersem gerçek şekil. Şöyle bir çembermiş bu. Bir eksi 1'de, bir de 5'te kesiyormuş. Bize de bu x ekseninde ayırdığı kirişi soruyor. Şu uzunluğu 5 buradan, 1 buradan, 6 geldi ikisinin arasındaki uzaklık. En kolay böyle çözersin. Bu ne diyor? Doğrusu çemberine teğet olduğuna göre. Tamam. Şimdi bir doğru bir çembere teğetmiş arkadaşlarım. Resmini çizeyim mi şöyle bak. Bir çember var. Bir tane de doğru var. Merkezini biliyorum bu çemberin. Eksi 1'e 3.
Şuradan dik indirdim. Bu benim yarı çapımdır diyorum. Merkezin doğruya olan uzaklığını bulalım mı? Yani yarı çapını bulalım mı? Gerek var mı bilmiyorum ama bulabiliriz eğer istersek, değil mi? Peki bizden ne istiyor hocam bu adam? Ne istemişti? Çemberin teğet olduğuna göre değme noktasının ordinatı. Bak, tam değdiği noktanın, şunun ordinatı kaçtır diyor arkadaşım. Şu y'yi soruyor yani bize dostlar. Hikaye bu. Bulmamız gereken y. Şimdi seçenekler neler? Bu doğrunun denklemini biliyorum. X artı y eksi 3 eşittir 0. Eğimini de biliyorum o zaman. Y'yi yalnız bıraktım. Eğimi eksi 1 geldi. Bunun eğimini biliyorsam artık şu doğrunun da eğimini biliyorum. Çarpım dik olacaklar ya. Çarpımlar eksi 1 olması için bunun eğiminin 1 olması lazım. Lan eğimini biliyorsam ben şu doğrunun denklemini yazabilirim artık. Çünkü noktasını da biliyorum. Hadi yazalım. Y eşittir mx artı n'di. Doğru denklemi yazmanın formülü. Yazıyorum. Y eşittir. Eğimi 1 x oldu artı n. Noktayı yerine yazıyorduk. X yerine eksi 1, y yerine 3 yazarsam eksi 1 artı n'den 4 eşittir n. Yani doğrumun denklemi y eşittir x artı 4'müş. Tamam. N yerine 4 yazınca. Peki diğer doğru neydi? X artı y eksi 3 eşittir 0. Lan bu aradığım nokta ikisinin kesişim noktası değil mi kardeşim? Hadi gel ortak çözüm yapalım. Şuradaki y yerine x artı 4 yazalım. X artı 4 eksi 3 eşittir 0. 2x artı 1 eşittir 0. X eşittir eksi 1 bölü 2. Peki x eksi 1 bölü 2 ise hemen getirip yerine yazdım. X eksi 1 bölü 2 ise eksi 1 bölü 2 artı 4'ten 8, 7 bölü 2 çıktı y. Yani ordinatı 7 bölü 2'ymiş bu noktanın. Apsisi eksi 1 bölü 2'ymiş. Ordinatı da 7 bölü 2'ymiş. Böyle bir noktaymış bu. Peki devam. Kaç soru varmış bu arada klasik sorularımızda arkadaşlarım? Şöyle bir bakayım. Oh. 37, 38. 38 tane soru var. Biz 16 ve 17'yi çözeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Denklemleri bu olan çemberler birbirine dıştan teğet ise. Bak hemen resim çiziyorum. Farkında mısınız? Her soruda resim çiziyorum. Bir çemberim bu. Diğer çemberim de bu. Tabii hangi biri daha büyük, biri daha küçük bilmiyorum ya hangisi olduğunu. Şunun merkezini biliyorum. 11'e eksi 3. Bunun birincinin merkezi bu. Bir de ikincinin merkezini biliyorum. Bu da eksi 1'e 6. İşte şu merkezleri birleştirin demiştik. Çemberde uzunluğun geometrinin dördüncü farzıydı bu. İki çember teğetse hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı doğrusal birleştir. Birincinin yarıçapı 9, ikincinin yarıçapı r. Dostum bak, iki nokta arası uzaklığı bul, yarıçapların toplamına eşit çıktı. Yani resmi çizince resim bize ne yapmamız gerektiğini anlattı kardeşim. O zaman iki nokta arası uzaklığı buluyorum. 11 eksi eksi 1'den 12'nin karesi, eksi 3 eksi 6'dan 9'un karesi, 9 12'den de 15 çıkıyor aralarındaki uzaklık. O halde r 6'dır, yapıştır gelsin. Geldik şuna. Çemberinin y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğinin, bak merkezden yapıyorduk değil mi? Döndürme, çemberi döndürme, simetri alma, ne bileyim öteleme sorularını hep merkezine yapıyorsunuz dostlar. Şimdi bunun merkezi 5'e 7. 5'e 7'nin y eşittir x doğrusuna göre simetrisi. Y eşittir x'e göre simetride ne oluyordu? X ile y hem yer değiştiriyordu hem de işaret değiştiriyordu. Eksi 7'ye eksi 5 oldu. Simetrinin orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülmesiyle. Negatif yönde dönünce ne oluyordu? Bunlar hem yer değiştiriyorlar hem de x buraya geçerken işaret değiştiriyordu. Artı 7 yaptı. İşte yeni merkez bu oldu arkadaşlarım. Buna göre çemberin denklemi ne olur diye soruyor. X artı 5 ile başlayacak bir kere. Y eksi 7 ile devam edecek. Zaten bir tek Adana'da var. Cevap geldi. 18. Çemberleri birbirini dik kesiyor. Dostum dik kesmeyi çemberde uzunlukta öğrenmiştik. Şöyle iki çember var elimizde. Şimdi birincinin merkezini biliyoruz. M1 diyelim. 13'e eksi 1 yazalım bunu.
İkincinin merkezi eksi 2'ye 7. Başka birinin yarı çapını biliyoruz. Onu da göstereyim. Turuncuyla yapayım. Şunun yarı çapı 225, 15'in karesi. Şöyle 15. Bunun yarı çapı da R. İki nokta arası uzaklığı buluyorum şurayı. İşte buranın 90 derece olmasına biz dik kesişme diyorduk dostlarım. Şimdi şu iki nokta arası uzaklığı da bulalım. Muhtemelen 17 çıkacak da yine de bulalım. 13 eksi eksi 2'den 15'in karesi. Eksi 1 eksi 7'den eksi 8'in karesi. 8 15'ten de 17 geliyor bu aralarındaki uzaklık. Demek ki şu dik üçgende de R 8 olmalıdır dedim. 8 15 17'den. Çemberleri teğet olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi teğet demiş ama içten mi dıştan mı teğet? Onu bilmiyoruz arkadaşlarım. Sadece teğet demiş. Gelin o zaman biz bu çemberleri bir dıştan teğet kabul edelim ilk etapta. Şimdi bir çemberimizin yarı çapı 4, diğer çemberimizin yarı çapı 1. Bu yarı çapı 4 olanın merkezi eksi 4'e K, diğerinin merkezi de eksi 1'e eksi 2. Ve bunlar teğetse dostlarım, merkezler arası uzaklık 5 birimmiş. Hadi o zaman merkezlerin arasındaki uzaklığı bulup 5'e eşitleyelim. Eksi 4 eksi eksi 1'den kardeşim. Eksi 4 artı 1 eksi 3 olur. Eksi 3'ün karesi 9. Artı k eksi eksi 2'den k artı 2'nin karesi olur burası. Eşitmiş 5'e. İki nokta arası uzaklığı yazıp 5'e eşitledim. Buradan hadi devam edelim. Her iki tarafın karesini alıyorum. K artı 2'nin karesi eşittir 25 oldu. Demek ki K artı 2'nin karesi eşittir 25'ten 9'u çıkarttım 16. Neyin karesi 16'dır diye sordum. 4'ün ya da eksi 4'ün. Demek ki K artı 2 4 olabilir. K bu durumda 2 çıkar. K artı 2 eksi 4 olabilir. K bu durumda eksi 6 çıkar. K'nın alabileceği değerler toplamı diyor ama çemberleri teğet olduğuna göre demiş. Daha biz şeyi bilmiyoruz arkadaşlarım. Desenize içten mi dıştan mı onu bilmiyoruz. Bir de şimdi içten mi diye bakalım. Hemen onu da gösterelim. Büyük çember bu, küçük çember de bu. Hemen teğet oldukları noktayı ve merkezleri birleştirdim. Büyüğünün merkezi eksi 4'e K'ydı. Küçüğünün merkezi ise eksi 1'e eksi 2'ydi. Yarıçapı 1 demiştik. Şurası da büyüğünün yarıçapı da 4'tü. Şu mesafeye de 3 kaldı. Yani aralarındaki uzaklık 1 de 3 olabilirmiş dostlarım. Hemen bu iki nokta arası uzaklığı yazıp 3'e eşitliyorum. Şuydu iki nokta arasındaki uzaklık. Bunu bir de 3'e eşitleyeceğiz. Hemen her iki tarafın karesini aldım. 9 eşittir. 9 artı K artı 2'nin karesi çıktı. 9'lar gitti. K artı 2'nin karesi 0. Demek ki K eksi 2 çıktı. İşte bu arkadaşlarım. Bak K'nın 3 değeri geldi. Toplamları 2, eksi 2 daha 0. Bir de eksi 6 var. Toplamları eksi 6 yaptı. Evet. Hadi geçtik bir sonrakine. Çemberlerin birbirine içten teğet. Bak burada söylemiş. İçten teğet olmalarını istiyorum demiş. Hemen çizelim. Şimdi birinin büyük olan bu olsun mesela. Bilmiyoruz. Belki de bu büyük olan ha. Şu anda onu da bilmiyoruz mesela. Küçük olan da diğeri olsun. Onu da şöyle çizelim. Şimdi bunlar teğetlermiş dostlarım. Şöyle merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirdim. Büyüğünün yarıçapı 12, küçüğünün yarıçapı r. Şurası da 12 olduğu için şu aradaki uzaklık 12 eksi r oldu şimdi. Bunun merkezi yani büyüğünün merkezi eksi 7'ye 4. Küçüğünün merkezi ise eksi 1'e eksi 4. Hadi iki nokta arası uzaklığı yazıyoruz hemen. Eksi 7 eksi eksi 1. Eksi 7 artı 1'den eksi 6. Karesi 36. 4 eksi eksi 4. 8 karesi 64. 10 çıktı mı arkadaşlarım ikisinin arasındaki uzaklık? Yani 12 eksi R 10'a eşitmiş. Demek ki R 2. Tamam. R aşağıdakilerden direkt 2 var zaten. Bir de bunu büyük kabul edip bunu küçük kabul edecektim ama gerek kalmadı. Cevabı direkt paketledik. 21. Çemberine içten teğet ve merkezi olan çemberin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çemberine içten teğet ve merkezi şu olacakmış dostlarım. Şimdi bak, senin çemberin şu. Bunun merkezi sıfıra sıfır. Şöyle bir çember diyelim. Buna merkezi sıfıra sıfır. Buna içten teğet olacakmış ve merkezi de 12'ye eksi 5 olacakmış dostum. Şöyle bir çember. Peki iki nokta arası uzaklıktan burasını 13 buluruz. Bunun 324 neyin karesiydi? Galiba 18'in karesiydi de arkadaşlar. Bir daha hesaplayayım. 8 kere 8 64 elde var. 6 8 kere 1 8 14 elde var. Hiçbir şey. 1 kere 8 8 1 kere 1 1 4 12 elde var. 1 2 324. Evet, 18'in karesiymiş bu. Doğru düşünmüşüm. Demek ki büyük çemberin yarıçapı da 18. O zaman şuraya da 5 kaldı mı dostum? Demek ki bak, küçük çemberin de yarıçapı 5. Eşittir 25 olacak yani. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet, durdum burada arkadaşlarım. Bir sonraki videoda devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.